Evet, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugünkü ikinci oturumumuzda Onurcan Çaylı bizlerle olacak. Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi 3 boyutlu karakter tasarımı öğretim görevlisi. Oyunlar için karakter tasarlama süreci hakkında bize bir oturum gerçekleştirecek. Şimdi kendisini davet ediyorum. Merhaba. Merhabalar Onurcan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de çok teşekkür ederim. İstediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Sunumumuz Türkçe mi olacak? Türkçe de yapabilirsiniz, İngilizce de yapabilirsiniz. Hangisiyle rahat hissedersiniz? Yani yabancı katılımcı var mı şu anda? Online olarak çevirimiz var zaten. Can. Anladım. Yani o zaman Türkçe yapayım, madem öyle bir seçeneğimiz var. Merhaba herkese. Onurcan Çaylı ben. Biraz önce de söylendiği gibi Bahçeşehir Üniversitesi'nde hem animasyon bölümünde hem de bilgisayar oyunları bölümünde konsept tasarım, 3D karakter tasarım ya da 3D konsept tasarım derslerine, aynı zamanda dijital tasarım derslerini veriyorum. Ve bunun dışında kendim de full time olarak birçok yurt içinde ve yurt dışında projelerde çalışıyorum şu anda. Biraz kendimden bahsetmek gerekirse, yani güzel sanatlar eğitimi aldım lisede. Sonra üniversitede bilgisayar programları tanışıp dijital tasarıma geçiş yaptım ve master'ımı da animasyon ve görsel efekt üzerine yaptım. Sonrasında Amerika'da bir süre birçok firmada çalışma şansım oldu. Bizim kullandığımız teknolojiler, programlar ve söylem biçimimiz bu entertainment sektörünün içerisinde farklı kulvarlarda ama aynı disiplinde yer aldığı için farklı farklı firmalarda değişik rollerde çalışma şansım oldu. Başta 3D artist olarak başladım görsel efekt sektöründe. Animasyon firmalarında çalıştım. Ve sonra bilgisayar oyunları firmalarında çalıştım. Burada ayrışan şeyler aslında içerik olarak çok fark etmesek de teknik anlamda belli farklılıklara sahip. Bunlardan bir tanesi de en son işlem olarak görselleştirdiğimiz, render ettiğimiz sürecin teknik altyapısının farklı olması. Aslında şu anda film sektörüyle oyun sektörü çok iç içe geçmiş durumda. Birçok farklı kullanım tekniği kendi disiplini içerisinde oyun sektöründe mesela film sektöründe kullanılabiliyor ya da film sektöründe kullanılan teknikler oyun sektöründe kullanılabiliyor. Dediğim gibi ortak programlar olduğu ve aslında entertainment genel olarak o sektöre hizmet ettiği için aynı kanalları kullanabiliyoruz. Bu da 3D ile uğraşan, dijital tasarımla uğraşan, yani geleneksel sanat da olabilir tabii ki, insanlar için kolaylıklar sağlıyor. Ben de bunun avantajlarından ve kolaylıklarından aslında faydalanıyorum. Mesela kullandığımız programlardan bahsetmek gerekirse, yani her stüdyo farklı olsa da hemen hemen gittiğim stüdyolarda programları öğrendikten sonra adapte olabildiğim bir pipeline var. O da şu. Hikaye geliştirme, genel olarak bahsediyorum. Ondan sonra konsept geliştirme, storyboard'u, 2D, animatiği, ondan sonra previz'i. Bunların hepsi işte pre-production olarak adlandırırsan sonra production kısmında işte modeling, texturing, rendering, compositing şeklinde ilerliyor. Ben bu pipeline içerisinde genelde konsept geliştirme ve 3 boyutlu modelleme, 3 boyut ya da işte 3D konsepti açacağım biraz sonra. O alanlarda çalışıyorum. Hem 2D tasarım hem 3D tasarım yapıyorum. Programlar anlamında Maya kullanıyoruz. Ben Maya kullanıyorum genelde. Max çünkü sektörde ayrılıyor işte Max kullanan, Maya kullanan artistler diye. Benim jenerasyonumda Maya olduğu için, onun öncesindeki 3D Max olduğu için ben Max'e başlamadım. Maya ile başladım. Yani hard surface modeling, ondan sonra modeling'in teknik kısımları anlamında sektörü
O pipeline hizmet eden en baştaki mihenk taşı olarak Maya'da başladım. Ondan sonra ZBrush kullanıyorum. Texturing olarak işte Mari, Substance, Painter. Render engine olarak da çok fazla aslında ben render yani production anlamında render kısmında yer almıyorum. Shading, lighting ve rendering kısmında yer almıyorum. Konsept geliştirirken ancak render alıp onların üzerine boyamalar yaparak bir takım işte konsept geliştirmeler yapıyorum. Bu yüzden kullandığım daha önceki production anlamındaki kullandığım programlarda da şu an çok fazla kullandığımı söyleyemem. Çünkü daha fazla konsept yapıyorum şu anda. Önceden biraz daha modeling yapıyordum. Şu anda daha fazla konsept yapıyorum diyebilirim. Oyun firmalarında aslında kullanılan programlar anlamında yine çok fark eden bir şey. Yine Maya kullanıyorsun. Sadece modeli konseptten çıkarıp 3D hale getirdikten sonra ZBrush'ta işte topoloji kısmı yani poligon sayısı anlamında oyunda, sinematikte ve işte VFX sektöründe fark ediyor. Bu da temel olarak render engine'in ne kadar güçlüyle doğru orantılı, poly count ve işte texture resolution. Ama yavaş yavaş Unreal'da son çıkarttığı demoda gördüğümüz kadarıyla hiçbir poly count limitine takılmadan çok kaliteli yüksek çözünürlükte renderlar alabilecek gibi duruyor. O yüzden daha da yaklaşacağını inanıyorum. Ve Unreal'ın buradaki gücüyle bu poly count muhabbetini başka software'ları da taşıyacağını, başka programların da, program yapan firmaların da bundan esinlenerek o teknolojiyi yakalayacaklarını düşünüyorum. O yüzden işte poly count'u şeyi düşük oyun modelleri yerine daha yüksek çözünürlüklü, daha yüksek poly count'a sahip oyun modelleri çıkartabilir hale geleceğiz. Bu da bizim çalışma sistemimizi otomatikman etkileyecek. Yani ZBrush kullanırken her zaman kafanızda işte topolojiyle ilgili sorular belki de kalkmış olacak ama şu an için hala işte low res oyunlarda ondan sonra çözünürlüğü daha düşük oyunlarda yine retopoloji yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu anlattıklarımın hepsini görsel olarak birazdan ekranımı paylaşıp sizlere göstereceğim. Ama ben kendi üretim bandımda şöyle çalışıyorum. Karakteri eğer ben konsept tasarımcı olarak yer alacaksam ki son yaptığım çalışmaların hepsinde konsept, 3D konsept tasarımcı olarak çalıştım. Onu açayım. Daha sonra devam edeceğim 3D konseptin nasıl işlediğiyle ilgili. Genelde 2D konsept tasarımını bitirdikten sonra 3D artiste verir. 3D artist onun aynısını 3 boyutlu ortama geçirmeye çalışır. Fakat benim şu anda olduğum konum hem 2D hem 3D tasarım yapabildiğim için eskiz halinde ilk başta başlayıp yani şeyin projenin gerekliliklerine göre daha sonra ZBrush'ta bunun konseptini yapıp sonra topolojisini yapıp falan diye gidiyor. Ama ben genelde son zamanlarda çok fazla topolojiyle uğraşmıyorum. Daha çok konsept tasarım kısmında işimi tamamlıyorum. Ve bunu işte model yapan, topoloji yapan sanatçılar alıp işte diyor sonra UV'sini açarak belki shading, texturing artist'e geçiriyorlar. Ben 3D'de konsept, yani ZBrush'ta da çizim yapmadan konsept yapabiliyorum. Bunun gibi çok ilk başta eskiz anlamında çok detaylı olmayan ZBrush sketchleri yapıp bunların doğrultusunda onay alıyorum. Bunun avantajı şu oluyor, karakteri her açıdan çizmeniz gerekmiyor. Ondan sonra değişiklikleri daha hızlı yapabiliyorsunuz. Karakteri istediğiniz açıdan, farklı açılardan, farklı ışık ortamlarında hızlıca render alıp projenin işte supervisor'ı ya da yönetmeninden onaylarını alabiliyorsunuz. Böyle bir avantaj sağlıyor. O yüzden ben kendim çalışırken genelde konseptleri de 3D'nin içerisinde yapıyorum. Ve production anlamına da getirdiğimizde yani o pipeline içerisine girip animasyonu rigi yapılabilecek hale gelme sürecinde de başka sanatçılar işin içine giriyor. Belki daha teknik ya da junior'lar
İşte topoloji yapıyorlar, UV'yi alıyorlar, UV'sini açıyorlar, modeli hazır hale getiriyorlar. Ben genelde konsept tasarım kısmında çalışıyorum. Topoloji dediğimiz kısım da aslında gerçekten teknik bir konu. Hatta ben ilk başta başladığımda işe görüp çok korkmuştum. Çünkü kendim çizim altyapım olduğu için ve daha önce 3D programlarla uğraşmadığım için yani topolojiyi gördüğüm zaman bayağı bir böyle hani nasıl yapacağım ben bunu tek tek kareleri işte deformasyonları ona göre olması lazım. Wireframe'ın ona göre o göre olması lazım. Ben çok teknik bir sanatçı olmadığım için ilk başta gözümü korkuttu. Fakat zamanla alıştım ve sevdim. Ama başlı başına bir bence disiplin, iyi bir topoloji yapabilmek özellikle oyun için. Yani optimize bir şekilde model yapabilme, oyun modeli yapabilme bence başlı başına bir sanat. Yani çünkü optimizasyon işin içine girdiği zaman orada gerçek bir geometri bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Deforme olacağını da aklınızda tutup biraz rig bilmeniz gerekiyor. Çünkü rig'e vereceğiniz zaman onun ne gibi problemlerle karşılaşacağınızı bildiğiniz için onları aklınızda tutup ona göre bir topoloji örgüsü yapıyorsunuz. Tabii ki rig yapan kişinin de biraz da onun da topoloji bilmesi gerekiyor ki aynı dili konuşup o problemi orada çözebilirsiniz. Dediğim gibi çok başka bir disiplin. Yaptım, çok uzun süre yaptım fakat şu anda daha çok konsept tasarımı yapıyorum. Çok fazla topoloji yapmıyorum. Önemli bir kısmı olduğu için yani engine'e sokmanızda önemli rol oynadığı için topolojiden bahsettim ve topolojiniz ne kadar iyiyse bunu unwrap etmek de bunu UV'lerini açmak da texture hazır hale getirmek de başlı başına bir sanat. Yani orada UV space'e baktığınız zaman bazı kişiler ben o kadar iddialı değilim o konuda. O kadar güzel UV'sini açıyorlar ki oyun modellerinin böyle gardıroba yerleştirilmiş düzenli bir kıyafet gibi çok güzel açılmış. Hiç stretching yok. Bütün şeyler, seamler çok mantıklı yerlerden geçiyor. Kesinlikle orada bir ayrım görmüyorsunuz. Stretching görmüyorsunuz. Bence bu da tamamen farklı bir disiplin. Aynı zamanda çok teknik bir iş olarak bunu adlandırabilirim. Ben onlardan biraz uzaklaşıp biraz daha işin tasarım kısmına girdim son 5-6 senedir. O yüzden de olduğum yerden, yaptığım şeyden şu anda çok mutluyum. Tasarımdan keyif aldığım için. Ama dediğim gibi bu pipeline içerisinde koyulacak teknik kısımların karakter üzerinde hazırlanması ise bambaşka bir alan. Ama tabii sektörde bu 3D tasarım, 3D karakter artist tarafından bilinmesi isteniyor. İşte çizim bir şekilde yapması bekleniyor. Modeli zaten yapmanız gerekiyor. Ama işte çizim yaparsan bunun bir artı değer olduğundan. Çünkü tasarımcı bunu 3D'ye geçirirken işte ne kadar sanatsal yaklaşıp o stili, o tarzı ne kadar orayı iyi aktarabiliyorsa onun başarısını gösteren işaretlerden bir tanesi bu. O yüzden de çizim yapabilmek, belli bir stilde kendini ifade edebilmek modelerinde sadece teknik bir modeler olmaktan çok sanatsal bir 3D artist olduğunda kanıtı oluyor. O yüzden plus olarak değerlendiriyorlar bunu. Ve bu işlemleri dediğim gibi tamamladıktan sonra engine içerisine sokmaya kalıyor geri kalan iş. O da bambaşka bir iş. Şimdi biraz görsel olarak bir şeyler göstermek ve anlatmak istiyorum. Belki çoğunuz ZBrush'a aşinadır. Birkaç iş örneği gösterip bunları nasıl yaptığımla ilgili, bunları nasıl değerlendirdiğim ve sonuçlandırdığımla ilgili size bir takım görsel unsurlar ve örnekler sunacağım birazdan. O yüzden bir ara istiyorum ve monitörüme geçiyorum. Tabii ki de. Bekliyoruz sizi geçmeniz için. Ben şu anda ayrılacağım ve tekrar giriş yapacağım. Siz beni kabul edeceksiniz, değil mi? Öyle mi ilerleyeceğiz? Evet ya bilgisayardan tekrar size ilettiğimiz linke tıklayıp bilgisayardan giriş yapacaksınız. Tamam. Görüşmek üzere. Geliyorum hemen. Görüşmek üzere. Evet, Onur Bey'i beklerken ben birazcık bugünün programından bahsedeyim o sırada katılımcılarımıza. Onur Bey'den sonra saat 2'de Burak Tezateşer'in oturumu başlayacak. Kendisi Nowhere Studios kurucusu.
Steam kullanıcısını iyi tanımak ve bir indie geliştirici olarak kendini daha iyi konumlamak hakkında konuşacak bizlerle. Daha sonrasında saat 3'te Mete Özbey, Easter Gamers TV bizimle olacak. O da yüksek izlenme almak üstüne konuşacak. O oturumu da Meriç Eryürek yönetecek. Daha sonrasında saat 4'te Tolga Hiçkıran bizimle bir workshop yapacak. Onu da VFX Graph kullanarak süs havuzu tasarlama hakkında bir workshop olacak. Bugünün son programında ise In The Vein final programında da Batu Aytemiz bizlerle birlikte olacak. University of Columbia Santa Cruz'da doktora öğrencisi kendisi. Makine öğrenme teknikleri ve yapay zeka hakkında konuşacak bizlerle. Katılım sağlamak için portal sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Orada zaten programımız mevcut. Aşağısından Zoom linklerine tıklayarak saatinde katılabilirsiniz oturumlarımıza. Aynı zamanda Discord'dan da duyurularını yapıyoruz. Evet, Onur Bey geldi Sesim sanırım. geliyor mu? Evet, duyabiliyoruz. Siz bizi duyabiliyor musunuz? Tamam. Ben de sizi duyuyorum. Okey. Ekranımı paylaştım. Evet, görebiliyoruz ekranınızı şu an. Tamam. Şimdi şuradan birkaç örnek göstereyim size. Hazırda çalıştığım projelerden işte ZBrush'ta herhangi bir eskiz olmadan, herhangi bir sketch, bir referans dediğim, tabii ki görsel referanslar var ama bir 2D tasarımcı ya da benim tarafından yaratılmış bir tasarım olmadan direkt 3D'de başlanıp tasarım doğrultusu yönünde ortaya çıkan bir karakter göstereceğim. O da şöyle. Okay. Programımız ZBrush. Bana soracak olursanız ben birçok 3D sculpt programı denemiş olmama rağmen kendimi en konforlu hissettiğim ve tool'ları en rahat şekilde kullanabildiğim program ZBrush. Ve birçok tabii ki sculpting programı var. Ama tamamen bence sanatçının tercihiyle ve kendini nasıl rahat hissettiğiyle aynı zamanda ne kadar rahat kullanabildiği ile ilgili. Çünkü modelin topolojisi olduktan sonra ZBrush'tan sonra ne bileyim işte OBJ ya da FBX gibi standart formatlarla topoloji yapabileceğiniz programın içerisine koyabiliyorsanız yani Unreal Engine'e nereden nasıl soktuğunuz çok da önemli değil. Elinizde dijital bir sculpt olduktan sonra. Yani bunun yaratım sürecinde ben herhangi bir dediğim gibi konsept tasarım pardon. Herhangi bir konsept tasarım kullanmadım. Modellerken aynı zamanda tasarımını yaptım. Onu da aslında tasarımın fundamentallarıyla başlayarak aslında kağıttan çok da farklı bir yöntem izlemeden rough bir sketch yaparak onu projenin yönetmenine ulaştırıyorum. Eğer gidişat ve doğrultu gittiği doğrultu hakkında memnunlarsa daha da detaylandırmaya başlıyorum. Çok fazla başta vakit harcamadan bunun mesela daha detaysız hali gibi 5-6 tane
örnek sunuyorum. Bu örneklerin sonunda beğenilenin üzerinde zaten hazır bir raf model var. Daha detaylandırıyorum. Farklı detaylar eklemeye başlıyorum. Farklı renkler denemeye başlıyorum. Mesela bu modelin üzerindeki renk sabit bir renk. Üzerinde çok farklı şeyler, tonlar yok. Ama aslında detaylı bir texture değil. ZBrush'ın işte polypaint ile yapılmış basic bir texture. İşte gözlerinde biraz kararmalar var. İşte armor'ın bazı parçaları ayrı, bazı parçaları birleşik. Zaten şimdi şey de var. Ben topolojisi hazır olmadığı için ve sadece konsept halinde olduğu için istediğiniz değişikliği çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz ve topolojinin bozulup bozulmadığı hakkında da kafanızda şüpheler, sorular kalmıyor. Yani genelde old school modelleme tarzında işte Max'da ya da Maya'da karakter yapılır. Üzerine detaylandırmalar ZBrush'ta yapılır. Zaten Maya'da hazırladığınız modelin topolojisi temizdir. UV'leri açılmıştır. Çok fazla burada değişiklik yapmazsınız. Yani Maya'da yapmışsınızdır ya da ZBrush yokken bile Maya'da yapılan modeli texture'larını ondan sonra sculpt etmeden normal map yaparak Photoshop'ta normal map yaparak ya da başka programlarda normal map yaparak detaylandırabilirsiniz. Detayı kullanabilirsiniz. Tamamen en güç yani %85 Maya, %15 başka programlar gibiyken şu anda aslında yine hard surface yaparken tabii ki Maya çok kullanılıyor. Ben biraz daha karakterden bahsediyorum. Bu anlamda ZBrush'ta yapmak istediğiniz bitirip topolojisini yapıp işte Maya'ya bir takım ne bileyim UV'sini yapmak için topolojisinde bir takım değişiklikler, düzeltmeler, optimizasyonlar yapmak için gidebilirsiniz. Rig için gidebilirsiniz oraya. Ama genelde ben tasarımı ve sculpt'ı burada yapıyorum. Bu bana ne ayrıcalık sağlıyor? Biraz önce söylediğim gibi istediğim değişikliği üzerinde yapabiliyorum. Yani topolojim bozuldu, UV'lerim bozuldu falan gibi bir şey yok. Buradaki bütün olay tasarım. Tasarım bittikten sonra bunu çok kısa bir sürede temiz bir topolojiyle alıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. İstediğiniz programda hangi teknik anlamda kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bu konsept geliştirme sürecinde basic bir texture'dan sonra ve çok detaylı olmayan bir modelden sonra mesela bu modelin daha kulağı mesela bitmemiş burada işte streçleri var burada bitmemiş mesela burada bitmemiş bir takım yerler var düzeltilmesi temizlenmesi gereken yerler mesela buradaki çizgiler daha düz olabilir şu an çok scalp gibi duruyor bunu da gidip ayrı ayrı bu parçaların çünkü hepsi şuradan görürsünüz bu parçaların hepsi ayrı. Bunların hepsi ayrı parçalar ve çok da temiz olmayan parçalar. Gördüğünüz gibi mesela içeride bir şey kalmış. Ben de ilk defa görüyorum. Ondan sonra mesela şu parça ayrı bir parça. Çok da önemli değil. Şu an ben çünkü zaten yani konsept yapıyorum. Parçaların ne kadar büyük olmasıyla birbiriyle tasarım disiplini içerisinde ne kadar uyumlu olduğuyla ilgileniyorum ben. O yüzden çok da ne kadar temiz önemli değil. Hepsi bunların ZBrush'ta yapıldı. Ve işte üzerinde bir takım detaylar var. Onlar da şu anda çok rough. Bunları daha temiz hale getirme işte topolojiden sonra ekstra edge'ler atarak yapılabilir. Benim sadece dediğim gibi burada önem verdiğim şey şuradaki tasarım dili. İşte bu kolda ne kadar işlevsel bunları da tabii ki akılda tutarak yani büküldüğü zaman bükülüm yerlerinde şurada tek bir parça değil mesela birden çok parça var. Bunlar daha kayış gibi, daha metal değil ama plastik gibi bükülebilir kısımlar. Daha bükülmeyecek kısımlar daha metal gibi, hard surface gibi. Ondan sonra biraz böyle teknolojik ama biraz böyle bir şeyi var. Biraz daha işlemeli falan filan da bir tarzı var gibi gibi. Ve tabii ki bir dil var. Hem şey olarak, çizgi olarak hem de renk olarak daha feminen, daha böyle elegant, boşluk boşluk ilişkileri
çizgileri daha narin ama bir taraftan da agresif olmasını sağlayan şey de aslında yine full bir tasarım dili. Görecek olursanız benim yapmaya çalıştığım şey nacizane, yani şu tarzda sivri çıkıntıların kulak, boynuz, armor'ın üzerinde, yine göğsü kavrayan kısımların üzerinde standart bir tasarım dili oluşturmak. Benim takıldığım, burada zaman harcadığım şey aslında hiç teknik bir konu değil. Tamamen tasarımla ilgili bir konu ve sketch olmadan, yani herhangi bir 2D görsel olmadan direkt bunu 3D'de çiziyormuş gibi. Yani aslında 2D çiziyormuş gibi, ama avantaj olarak bu bittiği zaman, tasarım bittiği zaman ben 2D'den 3D'ye tekrar şey yapmak için, geçirmek için uğraşmayacağım bunu. Bu model bittikten sonra sadece bunun topolojisini hazırlamak kalacak. Aslında süreci de hızlandırmış oluyorsunuz. Çok da avantaj sağlamış oluyorsunuz. İki tane sanatçının yapacağı şeyi aslında tek bir sanatçıyla çözmüş oluyorsunuz stüdyonun içerisinde. O yüzden bu noktada sadece dediğim gibi tasarıma odaklanıyorum. Başka size gösterebileceğim yine bir ZBrush sketch. Bunu da tamamen ZBrush'ın içerisinde, bu da topolojisi olmayan yine sculpt. Dijital bir sculpt. Kendine göre çalışılabilecek şekilde bir topolojisi var, ama deformasyon için ya da işte texture için uygun bir örgü sistemi değil. Ama ben de şu anda zaten dediğim gibi onu çok düşünmüyorum. Benim sadece odaklandığım şey tasarım. Ama tabii ki tasarımı da şu şekilde, yani T-pose'da riglenebilecek ve topolojisi yapıldıktan sonra animasyon haline getirebilecek şekilde bunu tasarlıyorum. Yine şey olmadan, çizim olmadan sadece işte sıfırdan ZBrush'ta başlayarak yaptığım bir çalışma. Üzerindeki texture bana sadece bölgelerin, alanların ayrılmasını kolaylaştıracak şekilde boyanmış. Bu da nasıl? İşte yüz yeşil, ağız kırmızı, dil biraz daha mor. İşte diş etleriyle dişlere ayıran parçalar üzerinde. Çünkü işte tasarımda renk de çok önemli. Yani rengin alanlara nasıl etki ettiği de çok önemli. O çok basic şekilde boyanmış. İşte arkadaki o destekleyen, bunu destekleyen bu detaylar da işte farklı bir renkte. Çok basit hazırlanmış. İşte boynuzların üzerinde detay yok. Daha bakın zaten çok streç şekilde falan. Sadece benim önem verdiğim şey aslında şurada görecek olursanız bir silüet. Güçlü, ayakları yere basan, çalışabilecek, mantıklı ve estetik anlamda da iyi bir silüet oluşturmak. Bunu geçtikten sonra ben anatomi üzerine çok fazla çalışıyorum, çünkü karakterin üzerinde bu kadar, şu anda zaten çok kas halinde. Bunun üzerinde deri yok. Dikkat ettiyseniz pul yok. Hiçbir detay yok. Şu anda kas. Sadece derisi yüzülmüş bir kas gibi düşünün. Bunu yapmamdaki neden de yaptığım bütün çalışmalarda karakterin gerçekçi görülebilmesi için altında yatan sistemin de, yani anatomik sistemin, iskelet, kas, tendon sisteminin de mantıklı olması lazım. İşte bu kafayı kaldırabilecek kadar boyun kaslarının burada güçlü olması lazım. Ya da bu karakterin uçabilmesi için, bu kanatlı bir ejderha değil. Yani işte Asya kökenli bir ejderha tipi. Kuyruğunu şaklatarak, hareket ederek, havada yüksek sesler yaratarak kuyruğuyla ve hareket ederek ya da süzülerek de olabilir. Benim konseptim oydu. Yılan gibi uçan bir ejderha. O yüzden de anatomisi ona göre olması lazım. Ben ona göre hayvanlardan
ya da işte canlılardan esinlendim. Birçok canlının anatominin birleşmesi gerekiyor. İşte bu kuyruğu hareket edebilmesi için işte buradaki kaslarının ona göre olması lazım. Ondan sonra ön tarafının çok ağır olmaması lazım. İşte dikkat ettiyseniz böyle slim bir canlı, çok böyle atletik ama çok kilolu değil, olması gerektiği kadar. İşte ayaklarındaki eklemin ve kas yapısının doğru hareket edebilmesi için işte şuradaki mesela iki tane kemik var ama arasında kas yok, arası boş. Bu onun uçuşunu daha kolaylaştıracak, onu hafifletecek bir şey, unsur. Yine şu şekilde aerodinamik uçmasını sağlayabilecek, rüzgarda mesela onun daha hızlı manevralar yapmasını sağlayabilecek şeyler var. Böyle ince zar gibi o işte kuşlarda, yarasalarda olan parçalar var. Rüzgarı hızlı yarmasını sağlayacak, daha uçarken ani hareketler yapıp dönmesini sağlayacak. Bunların hepsi konsept. Yani bana kimse işte böyle bir ejderhadan bahsetmedi, işte şöyle olsun. Hikaye var. Hikayenin içerisinde ben kendim yapsam da kendim hikaye oluşturuyorum. Böyle bir ejderha var. Böyle bir ejderha olsa ne yer, ne içer, nasıl uçar, nasıl hareket eder, hareket ederken nasıl, hangi kaslarını kullanır falan gibisinden kendim eklentiler yapıyorum. O zaman karakter inandırıcı olmaya başlıyor. İşte bu karakter nasıl, bu yere, bu ejderha nasıl besleniyor? İşte duyma yetileri çok mu iyi? Boynuzlarını niye kullanıyor? Mesela yani alan savaşı yapan mesela memeliler var. Erkekler birbiriyle alan savaşı yapıyorlar. Belki çok güçlü hayvanlar oldukları için karşıdakini ne bileyim ateşle ya da işte pençeleriyle öldürmüyor da ona zarar vermeden onunla sadece işte alan savaşı yapmak için boynuzlarını kullanıyor gibi. Bunların hepsini ben uyduruyorum. Yani ve ona göre tasarlıyorum. Çünkü tasarım belirleyen şey onun içeriği. Onun içeriğinin ne kadar derin ve anlamlı olması onun görselini etkiliyor. Sadece oturup "Aa, şöyle çok güzel görünen bir ejderha yapayım" diye yapmıyorum. Aynı zamanda benim için önemli olan bunu yaşayabilen bir canlı olması. Yaşayabilecek bir varlık olması. İlla bu olacak diye bir şey yok ama ben organik canlılar üzerinde ya da tasarımlar üzerinde uğraştığım zaman o gerçekçiliğe dikkat ediyorum. Tamamen sürreal bir karakter tasarımı da yapabilirsiniz. Yaşayamayacak ya da dünyada var olamayacak bir tasarım da yapabilirsiniz. Ama demek istediğim şey, ben yaparken her zaman tüpü kullanıyorum. Bunun üzerine işte yağ dokusu gelecek ve ondan sonra deri dokusu gelecek. Ve birçok kas kaybolmuş olacak ama biz onların altta olduğunu hissedeceğiz. Yani altta böyle bir kas var. Bizim vücudumuzda da öyle değil mi? Baktığınız zaman bütün kasları tek tek göremiyorsunuz ama bir formu var. Alttaki kastan ötürü, üzerinde yağ da olsa. Bu aşama olmadan sonra ben bunu daha farklı bir konsepte perspektifiyle girmek için bunu Photoshop'a alıyorum. İşte benim pipeline'ım aslında biraz böyle. Bunu ZBrush'a alıyorum. Burada mesela farklı renderlarda almışım. Bir ışık ortamında farklı ışıklarda nasıl gözüktüğüne bakmışım. Işık zaten çok önemli. Şurada mesela, evet. Mesela burada ejderhayı aldım ve birçok oran orantısını ve detayı ekledim ya da değiştirdim. Onu da şöyle mesela, işte dedim ki eğer uzak doğu tarzı bir ejderha ise onun tarzında bir şey yapayım. Mücevher ekleyeyim. Daha elegant, daha böyle zengin görünümlü, ondan sonra kutsal bir ejderha olması için Photoshop'ta hızlıca üzerine bir boyama yaptım. İşte buraya mücevher ekledim. Boynunda böyle bir aksesuar, göğsünde yine böyle bir aksesuar yaptım. Ve oran mesela şu boynundaki şeyleri, detayları değiştirdim. Ondan sonra yüzüne göz ve beynin rengini yaptım. Kulağı işte surface olduğu zaman nasıl durur? Dişlerinde birçok değişiklikler, yüzünde birçok değişiklikler ve böyle bir scale yaptığım zaman işte nasıl durur üzerinde? İşte çok fazla detaylı değil ama üzerinde böyle hafif bir scale görsem nasıl olur diye. İşin açıkçası Photoshop'ta konseptini yaptım. Şimdi tekrar ZBrush'a döneceğim. Bu konseptten sonra ve
eklemek istediğim şeyleri, değiştirmek istediğim şeyleri ZBrush'ta tekrar yapacağım. Çünkü 2D'nin verdiği avantaj daha hızlı yol alabiliyor olmalı. Şimdi ben bu mücevherlerin nasıl durup durmayacağını 3D'de bilmiyorum. Yapabilir miyim? Evet, yapabilirim. Ama Photoshop'ta şu scale'i daha hızlı yapabilirim. Yani bu da benim yine pipeline'ımın parçalarından bir tanesi. İşte 2D'ye döndüm. Hemen böyle bir tasarım yaptım. Şimdi tekrar ZBrush'a döneceğim. Bu detayları ekleyeceğim. Ve texture'ını burada olmasını düşündüğüm gibi olan texture'ı farklı bir programda boyayacağım. Yani hem 2D hem 3D ikisi arasında gidip geliyorum. Yani projenin zamanına, detayına, bütçesine göre böyle şeyler yapabiliyorum. Ama kendi kişisel çalışmalarımda her zaman sketch'le başlarım. Yani muhakkak eskizle başlarım. Profesyonel işlerde de vakit varsa tabii ki başlıyorum. Şurada varsa gösterebilirim. Mesela bir environment tasarım yapmışım şöyle. Şu alttaki 3D model, rough bir 3D model. Ama üzerindeki şu detayların hepsini ben 2D'de yapmışım. Üzerine, 3D'nin üzerine boyarak yapmışım. Daha sonra bunu aldık. Modele ekledik. Sonra bunu model haline getirdik. Sonra tekrar 2D'ye gidebiliriz, 3D'ye gidebiliriz. Ama eski anlamında mesela ben böyle sketch'lerle başlıyorum. Çok iyi bir tarama değil tabii ki ama2D ile başladığım zaman 2D'ye destek verecek muhakkak 3D bir render, 3D render'ın üzerine hızlı bir sketch, ondan sonra tekrar Maya gibi, ondan sonra tekrar 3D gibi olabilir. Bu da bir concept. 2D'den da modelleniyor. Şu anda bulamadım. Çok da önemli değil zaten. Okay. Şuradan bir model daha göstereyim. Bunu da yine bu bir demo da yapmıştım. Bu da yine ZBrush'ta herhangi bir referans kullanmadan direkt sketch olarak yaptığım bir tasarım. Bir ZBrush sketch diyebiliriz. Herhangi üzerinde bir detay yok. Ondan sonra topoloji yok. Sadece tek parça. Belki de bakayım şu parçalar ayrı. Bir, bütün vücut. İki, bir de kafa. Üç. Şu toplar ayrı, dört. Yani tam komple dört parça oluşan, çünkü şu parçalar var. Bu sketch'ten sonra, bu konseptten sonra eğer hoşuma giderse bu parçaların hepsini ayırabilirim. Sadece bir omuzluk, yine şu ayrı olur, kafa ayrı olur. Mesela belli parçalar ayrı olur ve temiz olur. Ama dediğim gibi ben pipeline'ın bu parçasında çalışıyorum. 3D konsept yapıyorum. Vaktim olursa 2D konseptle destekliyorum ya da 2D konseptle başlayıp müşterinin isteğine göre ya da projenin gerektiğine göre 3D'ye geçip bazen tamamen 3D'de başlayıp sonra bunun temiz haline aslında ben teslim etmiyorum. Genelde bunun topolojisini yapan sanatçılar oluyor. Ben sadece 3D konsept tasarım kısmında kalıyorum bu işin. Benim projelerde ve firmalarda çalışma yöntemim bu, ama isterlerse
İşte bunu temiz hale getir, topolitsin yap, texture'ın yap, UV'sin yap, işte bize hazır hale getir derlerse tabii ki onu da yapabilirim. Ama asıl uzmanlık alanım 3D konsept geliştirmedir. Evet, benim sunumum bu kadar. Sormak istenilen bir şeyler var mı ya da nasıl devam edelim? Şeyden Onur Bey bir tane soru gelmiş Q&A menüsünden. Umut Ergüler sormuş. Bu modeli bu hale getirmek ve topolojisini çıkartmak ne kadar zaman alıyor? İlk modelden bahsediyormuş. Oh, yani her karakter için farklı. Ama işte başta basic bir meshle. Ben genelde hani bir base meshle başlıyorum. Basic bir base meshle ya da çok böyle ekstrem bir şeyse mesela ejderhayı sıfırdan yaparak bir base meshten başlayalım ama bir insan figürü ise normal bir insan base meshinden başlayarak yapıyorum. Sonra istediğim noktaya getiriyorum bunu. Topolojiyi hazır hale getirmek yani sadece işte bunun konseptini yapmak karşılık çalıştığınız kişide de çok önemli. Bazen yapıyorsunuz, çok hızlı gidiyor. Bazen çok fazla feedback gelebiliyor, daha yavaş gidiyor istenilen noktaya getirmek için. Ama endüstri standartlarında böyle bir 3D konsepti yapmak, bence çıkartmak ve birkaç versiyonuyla işte daha farklı bir göğüslük, şuradaki armor daha farklı, daha farklı bir boynu. Çünkü müşteriye gidip direkt hani çalışırken de ben bir tane böyle bir şey yaptım, ne diyorsunuz? Den çok. Bunun birçok varyasyonu yani 4-5 varyasyonu. Boyun farklı, gözler farklı, kulaklar farklı. Birisinde ne bileyim omuzlar daha geniş. Bu armor mesela burası kapalı falan filan. Böyle 4-5 tane versiyon çıkartmak herhalde bir bence 10 gün falan sürmesi lazım. Ondan sonra da karar verildikten sonra bunu detaylandırıp topolojiyi hazır hale getirmek. Mesela bu şu an topolojiyi hazır halde. Çünkü bunun topolojisini yaptıktan sonra topolojide temiz hale getirmek için de vakit harcayacaksınız. Yani o tertemiz yapmak için de biraz vakit harcayacaksınız. Bunun üzerine sadece topolojiyi yaptım, temiz oldu gibi olmuyor. Onun edge flow'uyla da oynamanız lazım. O da biraz süre alır. Ama benim o noktaya getirmem, her şey yolunda giderse böyle bir karakteri yapmam yani bir 10 gün falan sürer ya da işte maksimum 12 gün sürmesi lazım. Öyle cevaplayabilirim. Peki, teşekkür ederiz. Başka sorusu olan varsa Q&A menüsüne yazabilir. Sanırım yok. Sanırım yok şimdilik. Tamam. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı Biz çok teşekkür olabilmiştir. ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun. Herkese sevgiler. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Teşekkürler size de. İyi Görüşmek çalışmalar. üzere. İyi Görüşmek günler. üzere. Sağ olun.